Mustafa Kemal Zafer Yolunda etkinliklerini birlikte yapalım. Hazırlık çalışmalarından başlayalım. Atatürk'ün askeri kişiliğiyle ilgili topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Yukarıya bilgi bıraktık. Adam 100 yılın dehası askerlik üzerine kaybettiği savaş yok. Yani arkadaşlarıyla birlikte gittiği Trablusgarp Savaşı'nı bile oranın halkını örgütleyerek İtalyanlara düzenli orduya karşı kazanmış bir insan, bir askeri deha. Devam ettiğimiz zaman etkinliklerine bakalım. Etkinlik 1'den başlayalım. Etkinlik 1'de kelimelerin anlamını soruyor bize. Ajan, bir devlet ya da kuruluşça görevlendirilip onun amacı için gizli olarak çalışan kimse. Kampçı, kırbaç, istihkam, üniforma, dize getirmek, nasip eylemek. Anlamlarını karşılarına yazdık. Kamçı, kırbaç, üniforma, aynı şeyi yapanların giydikleri özellikleri tüzükle belirtilmiş aynı tip giysi. Dize getirmek, bir insanın düşman olarak gördüğü kişiye karşı zafer kazanması diyebiliriz. Nasip eylemek, olanak vermek şeklinde yazabiliriz. İkinci etkinliğimiz olaylar nerede ve ne zaman olmuştur şeklinde. Burada birinci sorumuzun cevabı. İkinci sorumuz, paşalar ordunun savunmada kalması için niçin ısrar ediyorlar diye soruyor. Çünkü Türkiye'nin varı yoğu bu ordu olduğu için savunmada kalalım, en azından ordumuz elimizde kalsın diye ısrar ediyorlar. Örnek bir cevap yazdık. Mustafa Kemal'in askeri dehası metinde hangi örneklerle anlatılmış? Kesinlikle saldırının gizli tutulması, çay partisi düzenlenmesi, hatta futbol maçı izlenmesi gibi örnekler verebiliriz. Dördüncü sorumuz, Zübeyde Hanım'ın kişilik özelliklerini soruyor bize. Burada da örnek cevaplar yazdık. Beşinci sorumuz, hangi karaktere hangi soruyu sormak isterdiniz şeklinde. Altıncı sorumuz, Yunan bayrağını yerden kaldırması Atatürk'ün hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır diye sormuş. Üçüncü etkinliğimiz hikaye unsurlarını soruyor bize. Olay, mekan, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı. Dördüncü etkinliğimiz, buraya örnek bir cevap bıraktık. Beşinci etkinliğimiz Gazi'nin
nin ilgeki, ler çoğuleki, nöbetçiler yine çoğuleki var, nöbetten nöbetçi olmuş yapım eki, anne, annesi, annesinin, nin ilgeki, hanım ın yine ilgeki şeklinde yazabiliriz. Benzetme ve abartmaları bulunuz demiş. Gök gürlemesini andırıyor benzetme. Kuş uçurtmamak abartma. Ok gibi oka benzediyor benzetme. Abartma ve benzetme sanatının kullanıldığı iki cümle soruyor bize. Buraya örnek cümle bıraktık. Yedinci etkinliğimiz. Burada örnek bir cevap bırakıyoruz. Sekizinci etkinliğimiz ise burada örnek bir şekilde bıraktık. Mareşal Fevzi Çakmak.